YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizin çok önemli bir probleminizi çözeceğiz. Peki ne yapacağız? Arkadaş olarak seni gören bir insanı kendine nasıl aşık edersin? Bunun taktiklerinden birini vereceğim. Başka taktikler de var bunun hakkında benim yine ürettiğim. Biliyorsunuz ki aşk konusunda bir sürü taktik üstüne taktik yapıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Eğer bu taktiği başarılı bir şekilde yaparsanız o zaman arkadaş olarak görmeyecek artık sizi ve size karşı büyük bir aşk beslemeye başlayacak. Başarılılık oranı yaklaşık olarak %90, yani çok yüksek bir oran olan bu taktikten başlayacağım. Siz de şimdiden beni desteklemeye siz de beni desteklemek için YouTube kanalıma abone olun. O kadar şey yapıyorum yani. O kadar video çekiyorum, taktik veriyorum size. Bir yardımım dokunuyordur illaki size. Bir kulağınızdan girip hepsi öbüründen çıkmıyordur. En azından birkaç bir şey kalıyordur aklınızda. Değil mi? Azıcık abone olun, azıcık kanalım büyüsün, kanalım büyümüyor. Bir de videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videonun konusu ne olsun aşağıya yorumlara yaz hayatım. Haricen kanalımda başka taktikler de var. Bunu da unutma, bu videodan sonra onları da izle. İlişki hakkında her şeyi bu kanalda bulabilirsin ve senin çok işine yarayacak diye söyleyebilirim. Sadece bu değil, bir de motivasyon videolarım da var. Yani işine hayli hayli yarar. Eğer ki ben zenginim, eğer ben burjuva takımındanım, ben senin kanalını ücretli olarak desteklemek istiyorum diyorsan da katıl butonundan kanalıma katılabilirsin canım. Canım burjuva arkadaşım benim, VIP arkadaşım. Videomuza geçelim arkadaşlar. Seni arkadaş olarak gören bir insanı kendine nasıl aşık edersin? Bu kişiye nasıl davranmalısın? Verdiğin tepkiler nasıl olmalı? Bunlara dair her şeyi şu an konuşacağız. Nereden başlayacağız konuya? Öncelikle sen sanıyorsun ki ben ona hiçbir şey söylemedim, onu sevdiğimi söylemedim falan filan belki diyorsun ya bunları. O bunun farkındadır hayatım. Kim olsa farkında olur zaten. Bir kişi tarafından başka türlü sevildiğini insan anlar yani. Sen ona söylemiş olsan da olmasan da bu taktiği uygulayabilirsin. Çünkü karşı taraf az biraz zaten farkındadır durumun. Belki de arkadaşlığınız bozulmuş da olabilir. Sen belki açıkladın, söyledin. Fark etmez, bu taktiği uygularsan eğer her şey daha tersine dönecek. Onu sonunda şu an sen nasılsan o hale getireceksin. Doğru bir şekilde lütfen detaylıca söylediklerime oldukça odaklan hayatım ve bunları yapmaya çalış. İlk aşamamız ne üzerine? Ona belli etmeye çalışıyorsun belki ama bundan vazgeçmelisin. Ona hoşlantını belli etmemelisin. Ondan etkilendiğini, hoşlandığını o biraz anlayabilir ama sen belli etmemek için elinden geleni ardına koyma canım. Sonrasında ona yakınsın zaten, arkadaş olduğunuz için birçok şeyini biliyorsun. Onun kötü zamanında yanında ol, bir şeye üzüldüğünde yanında ol, her zaman sen yanında ol. Yani birinci aşamada aslında ona olduğundan daha yakın, daha arkadaşça davranman gerekiyor. Şu an ne kadar yakınsan daha da yakın davranman gerekiyor. Yani kötü bir şey olduğunda o seni direkt araması lazım. Ya böyle oldu, şöyle oldu diye seninle her şeyi dertleşebiliyor, konuşabiliyor olması lazım. O yüzden önce bu samimiyeti vereceksin ona. Hep onun yakınında olacaksın. O sana sen benden hoşlanıyor musun gibi şakalar yaparsa hiçbir şekilde sen hay ne hoşlanması falan diyeceksin. Yani hani bunu tamamen inkar edeceksin. Sadece bakışların ona karşı ben senden hoşlanıyorum bakışı olacak. Her an böyle işte yandan bakıyorsun ya da böyle odaklanıyorsun bakıyorsun fark etmez. Bakışlarınla ona aşık olduğunu belli et. Davranışlarınla, konuşmanla bunun tam aksini iddia et. Sadece onun arkadaşı olduğunu ona belli et. Ama bu arkadaşlık normal arkadaşlık gibi değil. Çok daha yakın bir arkadaşlık olmak durumunda. Yani herkes gitse sen kalırsın. Herkes onun arkasından vursa bir tek sen kalırsın. Öyle hissettirmen lazım karşı tarafa. Bu yüzden de ona sık sık mesaj atmıyorsan da mesaj atmaya başla. Daha çok konuşmaya çalış. O senden ara sıra kaçıyorsa, çok konuşmak istemiyorsa büyük ihtimalle senin ondan hoşlandığını fark ettiği için bunu yapıyor. Sen de bunun aksini gösterebilecek tavırlarda bulun. Yani aslında hoşlanmadığını, işte geçmiş zamanda ona aşk itirafı yaptıysan, işte onun geçici bir heves olduğunu, aslında öyle hissetmediğini, bunun geçmişte kaldığını, gerçekten onun yakın arkadaşı olduğunu, kafanın bu aralar çok bulanık olduğunu, işte bazı problemlerin olduğunu, o yüzden bir an öyle hissetmiş olduğunu ona söyleyerek o aşk itirafını geri al ondan, tamam mı? Bakışlarınla da ondan çok hoşlanan birisisin. Yani sadece tek şey bakışlar arkadaşlar. Bakışlar haricinde hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Sevginize itiraf etme yönünde. Buna da öküz gibi bakmayın böyle.
O kız gibi bakmayın. Arada bakın böyle. Ne bileyim biraz cilveli olun kızlar. Erkekler size biraz havalı olun. Yani böyle zıt bıt gözünün içine kadar girmeyin yani. Ara sıra böyle önemsiyorsun. Ama böyle çok aşık falan değilsin yani. O senin sadece arkadaşın canım. Anlatabiliyor muyum? Evet, birinci aşamayı tamamladıktan sonrasında ikinci aşama. Ona dair hiçbir kıskançlığın olmayacak. Yok o erkeklerle buluşmuş kızsa, erkekse yok kızlarla oturmuş bilmem ne olmuş. Bu kıskançlıkları bırakıyorsun canım. Eğer kıskanç olursan zaten oradan yandın. Bu taktiği yapamazsın. Hiçbir kıskançlık olmayacak. Hatta o seni belki sen kıskanmıyorsun diye test edecek. İşte gidecek mesela kızsa diyeyim, erkeklerin yanına gidecek ve seni böyle delirtecek ama sen hiçbir şekilde delirmeyeceksin. Sen beni hatırlayacaksın, bu taktiği hatırlayacaksın ve hiçbir şekilde kızmayacaksın ona. Başkaları yüzünden trip atmayacaksın. İşte sen bugün benim yanıma gelmedin, yatağımda kalmıştın. Böyle şeyler söylemeyeceksin canım ona. Söyleyemezsin. Olmaz. Olmaz. Diyeceksin ki ha öyle mi ha, ama yani çok da umurumda değil başkalarıyla konuşman, senin başkalarıyla görüşmen umurumda değil, ben sadece arkadaşlığımıza bakıyorum hissiyatını vereceksin. Gözlerin, bakışların belki biraz kıskanıyor gibi bakabilir yani, ama kısa kısa bakışlar, uzunca böyle böyle bakışlar değil yani, böyle böyle sen hafif sinirin bozuldu gibi bakabilirsin, ama o sana sorduğunu diyeceksin ya, ne saçmalama ya, niye kıskanayım seni? Yani sebebi ne olabilir ki diye dalga geçeceksin, tamam mı? Hiçbir şekilde kıskançlık da yok. Trip atmak yok. Beni niye aramadın? Bana niye mesaj atmadın? Beni niye görmemezlikten geldin? Gibi şeyler yok. İlk aşamada dediğim gibi o seninle ilgilenmese bile sen ona karşı ilginin üzerine gideceksin. O sana bir mesaj yazıyorsa sen 5 mesaj yazacaksın. İlgilendiğini belli edeceksin. Her türlü yanında olduğunu. Hatta ona şu şekilde dokunabilirsin sosyal olarak. Ya bak ben seni tanıyorum. Sen çok iyi bir insansın. Ama çevrende bazen seni sevmeyen ya da seni kıskanan insanlar olduğundan dolayı kendini yalnız hissettiğinin de farkındayım. Ama emin ol, ben sana karşı onların sana baktığı gibi bakmıyorum. Ben senin her zaman yanında olacağım, seneler geçse de yanında olacağım. Beni gerçekten iyi bir arkadaşın olarak gör. İyi bir arkadaş. En son onu vurguluyorsun, arkadaş olarak gör. Ruhuna dokunacak mesajlar atıyorsun, anladın mı? Az önce bahsini ettiğim gibi. Yani ona ilk aşamada kesinlikle bunları ver. İkinci aşamada kıskançlığını bitirdin, tamamen bu gitti. Üçüncü aşamada ise artık bu bütün aşamaları kat ettin. Üçüncü aşamaya geçtin. Bu aşamada etrafına yeni yeni insanlar alacaksın. Zaten bu iki aşamayı yapman biraz zaman alacak. Hatta üçüncü aşamaya geçmeden öncesinde mümkünse 2 hafta bekle. Yani 2 haftadan sonrasında geç üçüncü aşamaya. Çünkü bir anda geçersen her şey mahvolabilir. Yani bütün bu planlar mahvolabilir. O yüzden 2 hafta kadar sonrasında yeni yeni insanlarla tanışmaya çalış. Bu senin okulundan olabilir, iş yerinden olabilir, iş yeri dışında olabilir. Ve yeni insanlarla görüştüğünden buna da haber ver. Yani artık yakınsınız, her şeyi konuşuyorsunuz ya. O da sana mesela başkaları hakkında bir şeyler anlatıyor. Sen de yeni bir kızla tanıştığını falan anlat mesela. Ya da yeni bir eğer beni izleyen sen seyircim kız isen, yeni bir erkekle tanıştığını falan söyle. İşte seni çok kıskandığını falan söyle. Senin ondan emin olamadığını, o kadar çok hoşlanmadığını ama yeni tanıştığın için daha tanımaya çalıştığını falan söyle. Yani üçüncü aşamada bir başkasını oyunun içine dahil ediyorsun. Bu gerçekten var olan bir kişi de olabilir, var olmayan bir kişi de olabilir. Bu senin tamamen bulunduğun koşula bağlıdır. Yani mesela siz eğer çok yakınsanız, yani hoşlandığın çocukla çok yakınsan, bunu yeni birisiyle yapmak durumundasın. Ama çok birbirinizi göremeyecek yerlerdeyseniz, uzaktaysanız da uzaktan illaki yeni birisiyle tanışmana gerek yok. Sadece sözsel anlamda işte birisinin senden çok hoşlandığını, senin emin olamadığın gibi şeyleri ona yazacaksın 2-3 hafta kadar sonrasında. Sen onunla çok ilgileniyordun. Her şeyine sen koşuyorsun. Yaklaşık bu 1 ay kadar sürebilir bu taktik bu arada. Yani uzun bir taktik ama başarılı sonuç verecektir. Çünkü önce onu ilgiye alıştırman lazım. Alıştırdın. Sonrasında artık her şeyi seninle konuşmaya başladı. İşte görüntülü arama yapmıyordunuz. Görüntülü aramalar başladı falan. Böyle her şey güzel giderken sen yeni bir kişiyi dahil edeceksin. Eğer ki dahil etmezsen
sizin gerçekten durumunuz arkadaşlıktan öteye geçmez. Onu kıskançlık noktasından vuracağız. Yani sen değil, o seni kıskanacak ve bununla birlikte de sana karşı böyle tripler atmaya başlayacak hafiften. Yani üçüncü aşamada onun triplerini göreceksin. İşte sen yok git onunla konuş. Yok işte neden bana yazıyorsun? Tamam işte falan diyecek. Sen de hep onun gönlünü alacaksın. Diyeceksin ya saçmalama, ona bir şey hissetmiyorum. Hem senle arkadaşız, ne alakası var falan diyeceksin. Yani hani böyle şey gülercesine bir tepki vereceksin. Sen benden hoşlanmıyorsun ki, ne şey yapıyorsun, böyle davranıyorsun falan diye böyle gülerken konuşacaksın. Gülerken mesaj atacaksın. Yani böyle eğlenceli bir tavırla, anladın mı? O ise böyle sinir olacak. Sonrasında başka olaylar söyleyeceksin. Mesela diyeceksin ki bana hediye almış ya, çok garip bir insan, hala anlayamıyorum gerçekten, yani ona bir şans vermeli miyim bilmiyorum, ben şu an çok sevemiyorum onu ama emin de değilim falan diye onunla dertleşirken onun daha çok sinir ve kıskançlığını üst raddeye çıkaracaksın. Sonrasında da o sana kızacak, edecek, bilmem ne olacak. Aranızda biraz tartışma olacak. Sen diyeceksin ki sen bana niye bu kadar kızıyorsun? Hani sen başkalarıyla konuşurken ben sana bu kadar karışıyor muydum? Ben seni kıskanıyor muydum diye soracaksın. O da hayır, kıskanmıyordun diyecek. Çünkü özellikle ikinci aşamada sen onu kıskanmayacaksın dedim ya. O aşamayı üçüncü aşamada ona söyleyeceksin. Sonrasında diyeceksin ki madem öyle, sen beni neden kıskanıyorsun? Senin bana karşı artık hani bir şeyler mi hissediyorsun bana diye böyle nazikçe soracaksın. Yani o da diyecek ki ben bilmiyorum diyecek büyük ihtimalle, ya da emin değilim, ya da benzer böyle iki arada bir derede bırakacak seni. Yarın bu konuyu konuşalım mı, ya da şu gün bu konuyu konuşalım mı, yüz yüze gelelim diyeceksin. Yüz yüze geldiğinizde o konu haricinde her şeyi konuşacaksınız. Dördüncü aşama. Buluş, yüz yüze gel, o konu haricinde her şeyi konuş. O sana o konuyu açtığında da de ki ya zaten sen benden hoşlanmıyorsun ki, niye kıskandın zaten anlamadım falan diyeceksin. Hemen üstü kapalı konuşacaksın, tamam mı? Yani sen benden hoşlanıyor musun, hoşlanmıyor musun diye sormayacaksın. Sadece onunla güzel vakit geçireceksin. Sonrasında o da sinir olacak, diyecek yani benden aslında bir cevap bekliyordu. O yüzden beni dışarı çağırmıştı. Şimdi neden bunu sormuyor? Neden işte benden hoşlanıyor musun falan diye sormuyor diye soru işareti yandıracaksın onda. Bu da onun daha çok sinirine dokunacak. En sonunda kendisi senden hiç beklemediğin bir anda hoşlandığını söyleyecek ve sana adım atacak. Sen de ona karşı evet ben de senden hoşlanıyorum galiba falan diye ufaktan ufaktan sözler söyleyeceksin. Ama sanki o senden daha çok hoşlanıyor. Sen biraz daha az hoşlanıyorsun gibi konuş onunla. Sonrasında da zaten aşık etme taktiği başarılı olacak canım. Arkadaşının bu şekilde kendine aşık edebilirsin. Bu taktiklerden bir tanesi. Yine dediğim gibi kanalımda başka taktikler de olacak. Yine arkadaşını aşık etme taktiklerinden bazıları ilerleyen süreç içerisinde paylaşacağım. Bu ve bunun gibi bir sürü video izlemek için buradan bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Abone olun lütfen. Siz de beni destekleyin. Aşk olsun size. Aşk olsun size. Ve bildirimleri açıp tümüne basın ki sizinle alakalı bir video çektiğine direkt haberiniz olsun. Sizleri seviyorum. Instagram'dan da takiplerinizi bekliyorum. Storylerde çok eğleniyoruz. Hoşçakalın.